Five Nights at Freddy's dünyası oldukları yerden alınıp kaçırılan ve bir daha bulunamayan zavallı çocuklarla, onları kaçırıp günahlarını en dehşet verici biçimlerde saklayan suçlularla ve de bu olayların ayrıntılarını gezegenin sorunlarını çözmeye çabalarmış gibi ortaya çıkarmaya çalışan bizim gibi insanlarla doludur. Bundan 8-9 yıl önce yakın bir arkadaşımın bir oyunun hikayesindeki gizli kalmış detayları ortaya çıkarmam için benden yardım istemesiyle başladı benim yolculuğum. Garip, basit, ucuz bir korku oyunuymuş gibi geliyordu bana. Sadece önceden işlenmiş videolardan ve ekranın üzerine tıklamak üzere konulan düğmelerden oluşan fazla ilkel bir korku oyunu. Bütün diğerleri gibi. Uzun bir süre boyunca inatlaşıp hayır desem de gelen ısrarlar üzerine bir dönüp bakayım dedim. İlkel bir jumpscare simulator olarak görünüyordu oyun. Ve hala da öyle ama yüzeye yerleştirilen kurgunun arkasında küçük ayrıntıların içine bambaşka bir hikaye serpiştirilmişti. Ancak en dikkatli gözlerin, en gelişmiş akılların ve en şanslı insanların yakalayabileceği bir şeydi. O yıl arkadaşıma yardım etmekle kalmadım. Hayatımın sonraki 8-9 yılına da çok etkisi olacak bir içerikle tanıştım. Bu kadar küçük ve basit yapıların insan hayatında yaratabileceği değişimler gerçekten akıl almaz boyutta. Gelin bugün sizinle Five Nights at Freddy's dünyası hakkında konuşalım. Oyunun kendisinde aslında öyle çok da korkunç bir durum yok ama gönlü zengin bir şekilde verdiği jumpscare kısımları insanı gergin gergin olduğu yerde tutuyor. Üzerinize saldıran 3-5 animatronik var ve şu an çantama bağlı olan kumaş yavru ejderhacıktan daha ürkütücü de görünmüyorlar. Yine de bu makinelerin neden size saldırdığını ayrıntılarıyla öğrendiğinizde ve oraya varan olayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkardığınızda robotların her gece 6 saat boyunca giderek artan bir sıklık ve ısrar ile kapınıza dayanıp sizi bir animatronik düzeneğinin içine sıkıştırmaya çalışması oldukça korkunç görünecek. Zaten Five Nights at Freddy's serisinin de insanların zihinlerine kazınmasının en temel sebebi tam olarak budur. Bu kadar basit ve yüzeysel görünümünün ardında insanın içini kaldıran ürkütücü bir hikaye var. Ama ne var ki sonraki oyunlarla birlikte bu güzel öğenin de niteliği giderek şişiyor, düşüyor, seyreliyor, sulanıyor. Kendisinden sonra gelen ikinci, üçüncü, dördüncü oyunlar arka plan hikayesini bir noktaya kadar zenginleştirip Five Nights at Freddy's dünyasını genişletmiş olsalar da final olduğu belirtilen dördüncü oyundan sonraki beşinci çıkış Sister Location ve onu takip eden bir sürü farklı varyasyonla beraber her şey birbirine karıştı. FNAF World adında garip bir tur tabanlı rol yapma oyunu çıktı 2016'da. Pizzeria Simulator 2017'de, Ultimate Custom Night 2018'de, VR için düşünülen Help Wanted ise 2019'da karşımıza dizildiler. Her bir oyunun sunduğu yapı, yenilikler taşıyıp farklılıklar gösterse de aynı küçük olayların iyice sündürülüp, çekiştirilip, oradan buradan uzatılması, sulandırılması kaliteyi düşürdü de düşürdü ama ateş bir kere yayılmıştı. Serinin önünü almak, yangını söndürmek mümkün değildi. ...2021 yılında Five Nights at Freddy's serisi sonunda çağdaş korku oyunlarının benimsediği genel öğeleri de barındırmaya karar verdi. Ve kocaman dünyasının içinde özgürce gezip keşif yapabileceğiniz ve tıkla kaç mekanizmasının ötesine geçebileceğiniz yeni bir oyun olan Security Breach çıkış yaptı. Her ne kadar başka korku oyunlarının sunduğu nitelik ölçülerine ulaşamıyor olsa da resmen bu 10. Five Nights at Freddy's oyunu serinin diğer sürümlerinden çok daha ilerideydi ama aynı semptomu taşıyordu üstünde. Oyun içi dünya bu kadar genişleyince ister istemez oyunun içinde geçtiği dünya da şişecekti ki öyle de oldu. Her şey birbirine girdi, zaman çizgileri bozuldu. İronik bir şekilde sanki hikayede anlatılan bütün o ayrıntıların hepsi koca bir katran yığınının içine saplanıp tekil, kocaman, iğrenç bir organizmaya dönüştüler. Böyle dediğime bakmayın. Birinci ve dördüncüden sonra en sevdiğim Five Nights at Freddy's oyunu yine 10. oyundur.
Tabii ki doğrudan Five Nights at Freddy's ismiyle geçiyor film. Ama oyun serisinin ne kadar popüler olduğunu söylesem durumun boyutunu asla tam olarak anlatamam. Örnek vermek gerekirse Blumhouse yapımı olan bu film şirketin tarihindeki en iyi açılışı yaptı. 2018'de çıkan Halloween'i bile yaklaşık 40 milyon dolar geride bıraktı. Toplamda da 100 milyon dolar barajını aştı. 2023 yılında çıkan korku filmleri arasında bile yine en yukarıda kaldı. Aynı zamanda bir oyundan uyarlanan filmler arasında da Super Mario'nun ardından ikinci en iyi açılışı yapan uyarlama oldu. Peki bu şaşırtıcı bir durum mu? Bizler için hayır, çünkü Five Nights at Freddy's serisinin popülerliğini çok yakından tanıyorum. İkinci bir film gelir mi? Kesinlikle gelir ve 2 ile kalırsa işte o zaman şaşırırım. Kalitesinden bağımsız olarak Five Nights at Freddy's filmlerinin geldiği gibi izlenmeye devam edeceğine ve de her bir gösteriminin ayrı bir festival havasında geçeceğine, insanların üzerinde kostümlerle salonları akın edeceğine adım gibi biliyorum. Five Nights at Freddy's dünyasının sadece 10 oyundan, 1 filmden ve 2 kitaptan oluştuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gezegenimizin tarihi boyunca inşa ettiğimiz bütün kütüphaneleri dolduracak kadar çok teori ve gizem videolarının üstüne her biri ayrı bir ürün olmak üzere bir çuval dolusu hayran yapımı oyun ve de onların her birine konu olan sayısız video var. One Night at Flumpty's, Curse of Dreadbear, Joy of Creation, Freddy in Space ve Serdar'ın Dönercisi'nde 5 Gece gibi bir yığın hayran yapımı oyun, bağımsız oyun dünyasının dört bir yanına dağılmış bir vaziyette. Yapımcı Scott Cawthon, şu gün yeni bir oyun düşünmediğini söylüyor. Ama yeni oyun illaki düşünüyordur. Çünkü daha önce pek çok kez yaşandı bu durum. Five Nights at Freddy's dünyası, onun takipçilerinin hiçbir çıkar gözetmeden gece gündüz geliştireceği yeni oyunlarla dolup taşacaktır. Sanırım başarılı bir kurgu evrenin işaretlerinden birisi de tam olarak bu. Bundan çıkar elde etmeyecek insanların büyük emeklerle kendi kaynaklarını kullanarak bu evreni kendi başlarına da genişletmeye çalışmaları. Filmler, oyunlar ve kitaplar derken bu ürkütücü dünya büyüyor da büyüyor. Yaratıcısı Scott Cawthon ise zenginleşiyor da zenginleşiyor. Aynı başarıyı sıfırdan tekrar yakalamaya çalışsa bunu yapabilir miydi? Muhtemelen hayır. Yakalanması muhtemel bir başarı mı? Yine muhtemelen hayır. Çünkü büyük bir başarı ve o kadar da kolay olmayan bir işik. Tabii bu demek değil ki yeni filmler, oyunlar ve kitaplar gelmeyecek. Hayır, kesinlikle gelecekler. Bundan sonra yine en az 10 oyun, 3 film ve belki 2 kitap daha gelir. Gelir çünkü gelir getirir. Ve gelir getirdiği sürece devam edeceğini siz de iyi biliyorsunuz. Yine de bu garip evrenin bu kadar şişip niteliğini kaybetmesindense yeni ve taze bir şeyler görmek isteyebilirdik. En azından ben kesinlikle öyle isterdim. Sonraki videoda görüşmek üzere.